Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik demeyelim ama uzun zamandır böyle iki kişili bir video çekmiyordum. Sevgili arkadaşım Gloria ile şu anda video çekiyoruz. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Gitmiyor, farkındaysan burada bir şeyler oluyor. Ya bir şeyler oluyor. Ay ne diyeceğimi de bilemiyorum şu anda. Allah, kafam yine çok karıştı. Ben söyleyeyim. Herkese merhaba, Gloria ben. Öncelikle videoya başlamadan evvel dün İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle çok üzgün olduğumuzu söylemek isteriz ve Buket'in takipçilerinin arasında da eğer İzmir'de yaşayan ya da onlara bu ailelerden varsa herkese geçmiş olsun diliyoruz. Biz sadece küçücük kendi aramızda evde vakit geçirip kafa dağıtmak için böyle bir şey yapıp sizinle paylaşmak istedik. Herkese geçmiş olsun. Benim de İzmir'de yaşayan çok sevdiğim arkadaşlarım var. Blogger arkadaşlarım da var. Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ne yazık ki ülkemiz deprem kuşağında olduğu için yani yaşadık, yaşıyoruz bunları. Zaten her şey çok kötü. Herkese o yüzden sabır ve daha pozitif günler diliyorum. Başka bir şey değil. Umarım canı sıkkın olanlara bu video biraz neşe olur. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hayata bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Biz de böyle bir çantanda ne var videosu çekelim dedik Gloria ile. Beşiktaş'ta bugün buluştuğumuzda bir de baktık ki ikimizde de aynı çanta var. Tabii ki ben bunu Gloria'da alırken görüp kıskanıp ben de almıştım. Şöyle devasa, aslında çanta demeye bin şahit ister bir bavul bu. Sanki yani, beni kıskandığın tek konu bu. Çok. Çok yani. Neyse yani herkesin hayatı bir kaderi var. Neyse. Bu bavullardan aldık biz. Bunlar bu sene çok moda. Hatta bunlardan daha büyükleri de moda da. Yani biz zaten büyük çanta çok seviyoruz. Çünkü içindekilerden anlayacaksınız, her zaman da söylüyorum. Arada bir böyle yoldan çıkıp böyle küçük çantalar kullanmayı deniyoruz. İkimiz de başarılı olamıyoruz. Şu hafif böyle şişme. Capitone diyorlar galiba bunlara ama öyle çok minik minik şişme değil. Böyle iki yanında cebi olan modeli inşallah belli oluyordur çünkü çok büyük. Bu çantalarımızdan var. Zara'dan bu sezon siz de bulabilirsiniz. İnternet sitesinde de var. Şimdi içindekileri hep beraber bakmaya başlıyoruz. Böyle bir yere kalmaya falan gittiğinizde çok iyi olur bu çanta. Aynen. Arkadaşınızda kalırsınız, evinizde kalırsınız. Ona biz konuşamayız. Ona yani. Biz bir şey diyemeyiz. Yani. Kimde kalıyorsanız. Biz işte biz evet. De böyle biz İyi ev kızları olarak işte Gloria bende kalıyor. Ben onda kalıyorum. Kız kıza kalıyoruz ama yani, da bir şey değil. Herkesin kendi şeyi tabii. Kendi takdiri. Bir sakıncası var çantanın. Bizim gibi doldurursanız yani omuzlarınız kesinlikle ağrıyacaktır. İkimiz de omuzdan sakat durumdayız. Hemen başlıyorum. Bugün Beşiktaş'tan bir tane mikili sweatshirt almıştım. Bu arada Sinan asla söyleyemiyorum. Sinan Paşa Pasajı. Oraya giderseniz alt katlara da bakın. Ben uzun zamandır hiç alt katlara inmemiştim. Çok uygun, biraz yüksek fiyatlı olan mağazalar da var. Çok uygun fiyatlı olan yerler de var. Yani biz genelde Gloria'cığımla Chanel olsun, Valentino olsun öyle giyinmemize rağmen arada bir de halka inmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden öyle pasajlara falan bakıyoruz. Bir tane, ay uzatmadım. Bir tane sweatshirt aldım. Çok beğendim. Aldığım bir sweatshirt'ü değiştirdim. Yalnız bunu siyahını mı alsam, bu rengini, çünkü ben bunu şu anda ruju yapıştırıp lekelerim diye de korkuyorum. Şöyle İki rengi mi vardı sadece? Grisi var, siyahı var. Aldığım şeyin Instagram sitesini açıklamalara yazacağım, bakabilirsiniz oradan, internet sitesini daha doğrusu. Mağazada bir tek bugün bu renk vardı. Acaba, ya şeyi çok güzel, penyesi çok güzel, benim sevdiğim bir böyle top. Ne diyorlar, içi buna şardonlu mu diyorlar, bir şey diyorlar, içi böyle polarlı gibi, çok güzel. Bilmiyorum, siyahını mı alsam, getirirlerse değiştirmeyi tekrar düşünebilirim ama böyle güzel bir şey. Aslında alışveriş videosunda da bunu göstereceğim ama çantamın içine tıkalı, büyük çanta avantajı, çantanın içine tıkaladığım için size gösterebiliyorum. Bu benim. Sen hep bu kadar çok mu konuşuyorsun bir tişört hakkında? Videolar niye? Nasıl öyle 45 dakika oluyor zannediyorsun? Bu benim şey çantam, bozuk para çantam. Biz seviyoruz böyle şeyleri. Şimdi altına yazarlar çocuk musunuz diye cevap veriyorum. Evet, tam olarak evet, çocuğuz. Neden olmasın yani. Evet, iyi günler. İyi günler. Bizi ne mutlu ediyorsa. Bir tane örgü çantam var. Dışarıda örgü örüyorum ben. Benden nefret ediyorlar. Yapıyorlar. Yani erkek arkadaşımın yanında da yapıyorum bunu, çıkartıyorum. Yani ilk başta bir şok oluyorlar. Sonra delidir, ne yapsa yeridir şeklinde bana dokunmuyor. Bazen çok şikayet ediyorlar, bırak onu diye. Örgü çantam içinde işte hijyenik günlerim. Kötü alışkanlıkların olmasından iyidir. Örgü yani, örüyorsun, bir şey yapmıyorsun. Yani, ne yapıyorsun? Örgü örüyorsun. Bir böyle insanlar bakıyor işte, yani başka yapacak bir şey yok. Değil ben de sıra. AliExpress'ten aldım bunları. Boy boy mu bunlar böyle?
Yani hepsini aynı boyda farklı renklerde aldım. İlk yardım çantası, makyaj çantası vesaire. Bu ara demin bir kayıt yapmaya çalıştık, beceremedik onu. Japonların yemesine, içmesine, daha doğrusu işte bu uzun yaşam sanatları vesaire vesaire ve işte çantaları, onlara çok merak sardım. Çok minimal yaşıyorlar. Biz de minimal yaşadığımız için Zara'dan bavul aldık işte. Bavula, evet, çok evet, minimal. Bunu içine göstermiyorum. İşte bu da yara bandıydı vesaire gibi şeyler İlk var. İlk yardım evet. Trafik kiti falan hepsi yanımızda. Trafik kiti derken? Yani ne bileyim o şeyler var ya, hani araçların önüne koyuyorlar. Okey. Benim çantamdan bir tane paralanmış durumda siperlik çıkıyor. Bunu böyle çantanın içinde bulundururum. Çok şu anda hijyenik görünmüyor olabilir. Kullanmadan temizleyebiliyorum bunu. Ben fazla takın, aslında biraz gevşedim ama fazla takıntılı olduğum için bir taşıma aracına bineceksem, mecburen AVM'ye gireceksem, çok kalabalık bir ortama giriyorsam takmayı tercih ediyorum. Çok uzatmıyorum siperlik. Peki. Bu benim ajandam. Pandemide bu ajandaya çok merak sardım. Amerikalılardan özendim. Bir sürü şeyler satın aldım. Henüz bu sene çok fazla yazacak şeyimiz olmadığı için çok içi dolu değil ama Chapters bunun markası. Aa, merak ederler mi? Ederler. Chapters'ı biliyorsunuz. Canyon'da vesaire internet sitesi de var. Böyle bir ajandam var. Benim çantamdan yine milyon tane böyle minik çanta çıkacak. Bunu nereden aldım hiç hatırlamıyorum. Böyle seviyorum bir çanta. Bunun içinde maskeler. Beşiktaş'tan aldık onu da. Ha, Beşiktaş'tan. Maske, hijyenik pet, kolonyalı mendil. Biraz evvel gösterdiğim şeyin kartı yerin. Modanam. Modanum ya da Modanum. Sinan Paşa'nın içinde. Sinan Paşa. Bu var. Bir tane daha devam edeyim. Bir tane daha böyle küçük çantam var. Bunlar çantanın içine atmıyorum ki içindekiler en azından hijyenik kalsın. Onun için elim temiz şu anda çıkartabilirim. Bir tane Hello Kitty'li defterim var. Bu benim akıl defterim. Çünkü içinde bulunduğum süreç dolayısıyla her şeyi unutuyorum. Bunun içine not alıyorum. Yani sevgilimle tanıştığım tarihi bile yazdım. İlk buluşma, ilk tanışma, ilk konuşma falan şekilde. Çünkü unutuyorum. Adamın bundan haberi yok ama Allah'tan ya. Hayır, bunu benim hatırlıyor olmam lazım ki ileride o unuttuğunu da delil olarak kullanabileyim. Bu çok önemli. Mantıklı. Kalem var, işte notlar, evet şey var. Kulaklıklarım var. Bunun içindekiler bunlar. Sen de var. Benim de diğer AliExpress'ten çantam. Onu ilk yardım çantası olarak kullanıyorum. Bu da makyaj çantam. Neden? Çünkü bir kadın her zaman bakımlı olmalı. Sen de söyle aynı şeyi. Olmalı. De benim çantamdan şimdi makyaj malzemesi çıkmayacak. Çıkmayacak. Bir tane ruj. Sen bir tane doğuştan makyajlıyım değil mi? Evet. Konuyu kapat. Bir tane kapatıcıyla bir tane ruj çıkacak. Çünkü bana yetiyor. Başka yeter. Bir şeye ihtiyacım yok. Senin cildin güzel. Yalan. Güzel. Yalan. Yani güzel. Bir tane şey bu. Powerbank'imin kendi örmüş olduğum kılıfı ama powerbank'im içinde yok. Ama kılıfını taşıyorum. Neden bilmiyorum ama göster ama o çok güzel biraz. Böyle üstünde mikiler yaptım ben onu. Belki örmek isteyen görmek ya bunun isteyen. Şeyini yapmak istiyorum. Bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Eğer ilgilenen olursa böyle basit pratik şeylerle başlarız diye düşünüyorum. Peki bu benim diğer ajandam. Bu da AliExpress'ten. Bunu da inşallah Allah içini doldurmayı nasip etsin. Bu aynı zamanda cüzdan olarak kullanılabiliyor. Bu muhteşem. Buna bayıldım. Evet, yani bu çok güzel o kadar şey çılgın hatta. Ve yoğun hayatlarımız var ki bir ajanda yetmiyor, iki ajanda, ikisi de yanında taşınmalı. Burada sevgililerimin kartları olacak. İşte Ali, Ahmet, Mehmet diye böyle devam edecek. Vallahi sahi, evet. İnşallah bu videoyu seyretmez kendileri. Ki seyretsin, şaka yaptığımı biliyor. Ha, tamam, oldu. Enişte. Enişte. Uzun. Uzun. Bu benim hijyen kitim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ya. Çok korkuyorum şu an onun hepsini göstereceğim. Tek tek ama şey yani. Bunu yanında taşıyorum. Yani kız Panama adamalarına gitsen orada bir ay kalırsın bununla yemin ediyorum. Yani bir acını bilsen. Yüzey temizleyici bu çok güzel oluyor. Böyle bir yere gittiğin zaman masanın üstüne şöyle. Bu Kemal arıyor bak her şeyi duydu. Duydu. Söyleyeyim. Duydu vallahi duydu. Evet. Hissediyor. Ciddiyeti bozmuyor. Tamam. Şey yüzey temizleyici işte bu. Ondan sonra klozet temizleyici, Activex, maske birinci paket, maske kutusu içi maske dolu. O Activex'ler yetmemiş, iki paket daha Activex. Normal mendil, kolonyalı mendil, şey, dezenfektan, kolonya, taharet bezi. klozet mendili var işte, daha ne olsun? Çok korkuyorum. Tarak. Bir tane daha kuru mendil, bir tane daha mini kolonya, çantanın içinden bir çanta daha çıkıyor, hijyenik petler, kolonyalı mendiller,
biraz daha antibakteriyel mendil ve bunun ön gözünde de tatlandırıcılarım var. Çok kısa geçtim. Güzel, tamam. Tatlı iyi oldu. Bu ilaç yerine geçmediği için tentidiot herkes bilsin diye gösteriyorum bunu. Batikon ben kullanıyoruz ya yara bere vesaire şey için. Onun böyle sprey formda olanları çıkmış. Ondan aldım bir fıs tane. Fıs fıs. Evet, çok rahat. Çocuklar yani, için falan da kullanılıyor. Pamuk buldök falan uğraşma diye bir yere çarptın kanadı. İşte ne bileyim bacağınla jiletle alıyorsun vesaire. Antiseptik çözelti. Antiseptik çözelti. Üstünde yazıyordu oradan. Okey. Elime atıyorum. Elinat. Bir adet şemsiye çıkıyor. Çünkü evet, ne kadar yük yüklersen omuzuma o kadar iyi geleceğine inanıyorum. Evet. Bu şekerleri çok tavsiye ediyorum. Biz bunları Beşiktaş'tan alıyoruz. Tommy's Beers diye. Tommy'nin ayıcıkları. Bunlar C vitaminli. Bence değildir. Ne bileyim neyse. Yani, ama şeker. Faydalı değil ama yiyoruz evet, yani. Çok fazla bir şey kalmadı benim bavulumda. Minik makyaj. Benim makyaj çantam da bu. Çünkü yanımda makyaj malzemesi taşımıyorum, dışarıda tazelemiyorum diye. İçinde bir tane gloss var. Bir doğal tane güzelliği var. Doğal güzelliği var. Çıkmadan badana boyayı yapıyorum. Çok mecbur kalırsam işte kapatıcıyla sivilceyi tekrar kapatıyorum. Bir ruj tazeliyorum. Kapatıcıyı sürmek için bir tane şu anda yamulmuş olan gerçekten fırçam var. Bir de birkaç tane daha tatlandırıcı buradan çıktı. Evet, bu benim cüzdanım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunun normalde zincirleri de vardı. Zincirini söktüm attım. Bu çok pratik, çok şey bir şey. 45 bin dolara almıştım ben bunu. Normal gezerken bir gün yani. Öyle balık almaya çıkmıştım. Aa, cüzdanı gördüm. Cüzdanı gördüm. Ne kadar dedim. İndirimdeydi. 45 bin dolardı. Verdim. Bozuk çıktım. Para da var diyorsun. Yani. Yani bozuk param vardı. Kenarda onu bırakacağım. Sen makyaj malzemelerini göstermedin ama galiba. Aa, merak ediyorsanız. Diğer hadi boyu çıkarttım, koydum. Senin bitti mi çantan? İnanılmaz. Bende daha bir de şey var. Bir de var, bir de yan gözler var. Peki, kolonyaları vesaire göstermeye gerek yok. Şu İhsan Hanım'ın deodoranına sıkıştırılmış küçük boy. Bu çantada taşımak için çok alüminyumsuz bunlar. Çok tavsiye ederim. Ama kışın onlar iyi de yazın beni kesmiyor. Yani ben zayıf enerjim bir kadınım. Sen de artık zayıf ve nerli bir kadınsın. Evet. Beni kesiyor. Ben terlemiyorum. Terlemiyor. Kadın dediğin terlemez ayrıca da. Durunun seni yolarım. Sprey formdaki ayaklarım da 33 numara benim. Yani zarif, cool gibi falan. Tabii. 39. Durunun sprey formdaki kolonyaları çok tavsiye ediyorum. Ama çantada 8 tane var. Evet, yani birçok var. Hani bunları şey yapmaya gerek yok. Ve de hani göstermeye değer başka ne var diye vitaminimiz var. Vitamin. Ben yan gözlere dalıyorum. Cüzdanını göster. Evet, cüzdan var. Buralardan neler çıkacak bakalım. Bir adet yan gözde tutuyorum. Çok pratik oluyor. Yolda yürürken bile sizi çıkartıp her tarafa sıkabiliyorum. Kolonyam var. Evet. Sprey kolonya. Vazgeçilmesiniz. Bir adet maske daha çıktı. Bu Gülay'ın hediyesi bana. Minili. Bunu görmediniz siz Minimiki şeyimde. Çünkü ondan sonra geldi. Buna kıyamadığım için yani makyaj falan muhakkak geçiyor bunlara. Ki yıkanabilir olmasına rağmen. Bir de güvenlik açısından normal maskeyi takıp üstüne bunu takıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şişman çıkarsak baştan çekeriz. Hayır. Gülay'a. Okey. Bir tane minili yara bandım var. Ondan sonra telefon kılıfının şeyi var. Cüzdanım var. Bunu bir internet Instagram sitesinden almıştım ama hiç hatırlamıyorum. Sende de krem rengi var bunun. Evet var. Çok da bunu, güzel. Bunda da o beni kıskanmıştı. Öyle hatırlıyorum. Bilemiyorum yani. Nadiren kıskandım. Nadiren işte. Şöyle bir cüzdancığım var. Çok seviyorum bunu. Bir de bu sene bu renklere taktım. Çok evet, çok da, evet. Bu sene bu renklere taktım. Onun bir kanıtı daha var. Yine kendi örmüş olduğum kılıfı içerisinde. Kendine güvenle söyle. Kendi örmüş olduğum. Kendi örmüş o. Ben kendi yaptım. Bunu ben yaptım. Ben. Bağır ben derken. Ben yaptım. Evet. Evet. Hiçbir kere neyse o burada değildi o. Burada da telefonum var. Telefonum yeni telefon aldım. Çünkü telefonum ölmek üzereydi. Ay, telefonlarınız da aynı aldım. Getir. Birimizinki lila, birimizinki... Bundan çok birazcık bahsedelim telefonun ne olduğunu almak isteyen olursa diye. Güzel telefon evet, çünkü. Samsung Galaxy S20 FE Fun Edition. Biraz daha böyle oyun ve eğlence telefonu gibi. Ama işte kılıf sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye'ye kılıfları gelmedi.
kendimiz böyle üstüne işte erkek arkadaşımızın fotoğrafı falan, kelebek falan yapıştırmak şeklinde kendimize kılıflar uyduruyoruz. Üstündeki kılıf da buna tam uyan bir kılıf değil. Şimdilik idare ediyoruz bunlarla böyle. Renk, yani bunların en büyük özelliklerinden biri dış kapaklarının renkli olması, gözüklüğü. Bir de bu iki telefon birbirini şarj edebiliyor arkadaşlar. Evet, üst üste koyduğunuz zaman. Böyle bir özelliği var. İki tane aynı telefon. Böyle çapraz. Mesela ondan şarj çalabilirsiniz. Evet, çok şey. Bu, yani ben videolarını hiç teknolojiden anlamam bu aşamada ama videolarını seyrettim. Amiral gemisi diye adlandırılan telefonların daha ucuz versiyonu fiyat açısından. Tabii ki bazı özellikleri indirilmiş oluyor. Ama biz zaten işte Instagram kullanıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Yani 70 bin lira telefon çok şey değil. Uygun bir fiyatı uygun var. Uygun bir fiyatı var. 7 yani. Taksitle aldık biz. Ben peşin aldım. Sen peşin aldım. ben taksitle aldım. Değiştirme kampanyası var. Eski telefonunuzu güzel bir paraya alıyorlar. 6500 lira telefon. Yani telefonunuzun modeline göre 4000 ila... Işte. Tabii değişimle aldık biz de. Telefonlarımızda yani biraz... güzel de para veriyor Samsung. Neyse bu kadar ayrıntı merak ediyorum. Bir de donu aldım ben kendime. Güzel bir paraya. Ben giymiyorum. Hiç giymiyorum yani. Sorun yok. Allah. Sakın kesmeyeceksin. Burası bu videodan çok iyi. Sonra ya viral... Fotoğraftaki sinirimi bozuyor şu an benim. Bu videodan çok sonra ya viral bozuyor. Olacağız. Hayır, benim bir korkum var. Ya seni daha çok sevip Gülo'ya video çeksin derlerse. Yani arkadaşlar şimdi kalaka çünkü o arkadaşlar biter. Bu benim kariyerim. Böyle deseler dahi benim seneler alır senin yerini. Doğru diyorsun. Bu tecrübe kolay olmuyor. Zaten herhalde. Öyle yorum yaparlarsa ben onları silerim. Ama yapmayalım. Açık olalım. Açık olalım. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir video ister miydiniz ama canlı soramıyoruz tabii. Mesela sevgililerimizle ilgili ilişkiler gidiyor saçma ama sıkıcı şekilde değil. Mesela o bir şey anlatacak, benim bir şey anlatacağım komik. Bence bundan sonraki hazır oturmuşken onu da çekelim. Ya çok eğlenceli olabilir. Evet. Hem de varım. Hiç hazırlıksız böyle. Bodoslu. Sen de yap. Kapatalım. Tamam. Bye. Bye. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Ne oluyor? Kamera kafayı yedi. Şeytan galiba. Girdi kameranın içine. Aa, görüntü böyle ters dönüp duruyor. Dönüp duruyor. Alo. Şş, buradayız. Kız benim kafam da ters dönüyor. Omen filmindeki gibi. Kız baksın. Yer değiştiriyoruz. Ne oluyor? Bir şey mi bastın acaba? Tövbe bismillah. Ay bir şey oldu. Benim kafam karıştı biraz. Üç harfliler. Benim kafam karıştı kız. Çok korkuyorum. Bunları çekiyor mu onu da bilmiyorum. Neyse devam edelim. Böyle devam edemeyeceğiz ki. Başta bakayım. Düzeldi galiba. Tamam.